Noldoist TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Bugün 20 Ocak'ta çıkacak olan Gravity Rush 2'nin demosunu sizlere göstereceğim, oynayacağım. Zaten demo çok kısaymış. 20 dakikalık bir demo olduğu söyleniyor. Ama öncelikle size Gravity Rush'tan biraz bahsedeceğim. Gravity Rush, Sony Interactive Entertainment'ın bir stüdyosu olan Japan Studio tarafından 2012'de PS Vita için geliştirilmişti. Bu oyun bir aksiyon, platform ve açık dünyaya sahip bir oyun. Ekranlarda gördüğünüz ana karakterimiz Cat ve ona yer çekimini kontrol etme gücünü bahşeden Dusty adında bir kediyle olan macerayı anlatıyor. İlk oyunda ana karakterimiz Cat hafızasını kaybetmiş ve kendisini Hexville isimli gökyüzünde olan bir şehirde bulmuştu. Ancak bu şehirde yer çekimlerinden oluşan bir düzensizlik ve Nevi isimli yaratıklar karşısında buluyordu Cat. Ve yer çekimi gücünü iyiliğe karşı kullanmaya çalışan Cat de ardından şu an yine ekranda gördüğünüz Raven isimli bir karakterle karşılaşıyordu. Hexville'deki Nevi tehdidini ortadan kaldırmaya çalışan Cat ve Raven da bazı, artık spoiler olmadan söyleyeyim, bazı güçlere karşı yer çekimi gücünü kullanarak savaşıyorlardı. Ama bu oyunu özel yapan şey ne? Oyunu size tanıtırken hep yer çekimi, yer çekimi, yer çekimi diyorum. Gravity Rush adından da anlaşılabileceği gibi bizlere yer çekimini kullanarak farklı bir atmosfer sunuyordu açıkçası. Yani daha önce hiçbir oyunda karşılaşmadığımız bir oynanış bizi Gravity Rush'ta bekliyordu. Gerçekten de ana karakterimiz Cat, Dusty'nin bizlere bahşettiği gücü yer çekimini kullanarak şehrin bir kısmından bir kısmına uçabiliyorduk. Gökyüzünde çok rahat bir şekilde Nevi isimli yaratıklara karşı savaşabiliyorduk. Yani Gravity Rush aslında bizlere tatlı bir platform oyunu, aksiyon deneyimi sunuyordu. Bakalım Gravity Rush 2 bizlere ne sunuyor? En çok ben de bunu merak ediyorum. Oralarda açık mavi gökyüzünde Jirapaga Lenod isimli bir şehir vardı. Evet, iki tane course varmış. Hangisini tercih ediyorsun? Experience tabii ki. Ben Gravity Rush 1'i bitirdim. Tamam. İstemiyorum kontrolleri zaten. Alışırım ben. Hey Cat! Sid de ilk oyundaki bir polis memuruydu. Sid? Neredesin Sidu? Oradayım, yukarı bak. Gördüm. Oradasın. Evet, Hexville'deki yer çekimi fırtınasına yakalandığımızdan beri Banga yerleşkesi için hani madenlerde çalışmaya zorlandık. Bakalım bizi Jirapaga Lahoda nasıl bir şey bekliyor. Yani orada bizi tehlike de bekliyor olabilir Sid. Yani yine de Hexville'e geri dönecek bir yol bulmamız lazım. Orada bir şey görüyorum. Ne görüyorsun? Neviler mi var? Ha, şehri bulduk. Orası mı Jirapaga Leo? Devasaymış. Ben uçmak istiyorum. Şimdi spoiler vermeyeceğim için ilk oyundan. Büyük ihtimalle Gravity Rush 2'yi incelerken, ilk bakış yaparken veya Let's Play yaparken daha çok hikayesinden bahsedeceğim. Nier'de yaptığım gibi, Nier'in demosunu yaptığım gibi. Ama yani şu an çok basit bir şekilde Cat'e baktığım zaman modellemesine, kıyafetlerin rüzgarda uçuştuğunu ve daha detaylı modellemeye sahip olduğunu görebiliyorum. Gravity Rush Remastered'da veya PS Vita'ya çıkan oyunda bunlar yoktu. Sonuçta PS Vita için geliştirilmiş bir oyundu ve Remastered versiyonu yine de oyunun PlayStation 4 için portlanmış versiyonu gibi diyebiliriz. Etrafa bakmak için çok heyecanlıymış Cat. Evet, R1 tuşuna bastığım gibi şu an yer çekimini kontrol ediyorum. Tekrar R1'e bastığım zaman da yer çekimini istediğim gibi manipüle edip havada uçabiliyorum. Tabii bunun bir sınırı var. Sol üstte gördüğümüz gibi bir mavi bar var. Bu bizim yer çekimi gücümüzü temsil ediyor. Özlemişim ya. Kareye bastığım zaman da böyle yer çekimini kullanarak bir uçan tekme atabiliyorum. Onun dışında
R2 ile dodgeleyebiliyorum. Böyle saldırılardan kaçabiliyorum. Ama ben bir şöyle gideyim. İşin komik kısmı da yer çekimini kullandığımız zaman neviler varmış. Dur. Nerede o neviler? Şimdi bir uçan tekme atalım. İşte işin komik kısmı yer çekimini kullandığımız zaman etrafımızdaki insanların da uçuşması. Neredesin Nevi? Nevi de etrafı böyle yıkabiliyoruz tabii ki. Oraya saklanmış galiba o, aynen. Bir sürü de Nevi var havada. Eşyaları kullanarak fırlatabiliyorum. Yer çekimini kullanıp fırlatabiliyorum. Güzel. Olmadı, sana uçan tekme atarım ben de. Sıkıntı yok. Hop, ıskaladık. Nerede o? Tamam. Böyle de hallettik. Biraz ortalığı dağıttık ama ses etmeyin, boş verin. Orada bir şeyler oluyormuş. Nerede bir şeyler oluyor? Şöyle gidelim. Merhaba. Yasak kargo. Burada olmalı. Saymayı unuttum. Karıştırdım. 6, 7, 8, 9. Bekle. Daha mı çok var? Bu imkansız. Hey, sen ne yaptığını zannediyorsun? Meşgul olduğumu görmüyor musun? Yani totomu yırttığım ve topladığım mineraller bunlar değil mi? O kadar uğraştıktan sonra nereye götürdüğünü bilmek istiyorum. İhtiyacım olan son şey bu. Bir daha sayarsam Vogo. Vogosun. Ne bu kadar uzun süre? Ne oldu? Bir dakika. Teslimatın üzerine bir daha geçiyordum. Hemen halledeceğim. Halletsen iyi olur. Eğer geç kalırsan senin yerini alacak başka tüccarlar da var. Tabii ki. Anlamıyorum. Nereye kaybolmuş olabilir ki? Ne yapacağım? Ne kayboldu? Tamam, bunu bir sır olarak saklarsan söylerim. Tabii. Ne? Cat böyle saf bir kız olduğu için bir de. Kargo mu kayboldu ama bugün teslimat günü? Ne yapacağım bilmiyorum. Yani biliyorum ama bilmiyorum. Bunun hakkında bir şey öğrenirlerse yandık. Bekle. Nereye sakladın sen? Önemli bir yer değil. Ama şu kargoları bulup getir. Bazıları çalıyormuş kargoları. Hırsız var. Hırsız çalıyormuş. Gel buraya hırsız. İşte Gravity Rush'ın olayı bu. Tabi elbette bir oyun hikayesi var. Sadece böyle yanlış şeyler yok oyunda ama şu hırsa tekme atabilir miyim ben? Atamadım. Cutscene girdi. Amma çalmışsınız yahu. Raven nerede asıl? Ben Raven'ı merak ediyorum. Aslan sembolü. Bu Vogo'nun kargosu. Senden geri almaya geldim. Vogo'nun adamı mısın? Nesin yahu? Gibi olmam gerekiyorsa. Bu koku da ne? Bu iğrenç. Ne? O da ne? Neviler mi ortaya çıkıyor? Neviler böyle yer çekiminden ortaya çıkan böyle garip yaratıklar aslında. Biraz da oyuna alışmam gerek ya. Daha fazla varmış. Neredeler? Tamam, biliyorum yer çekim tekme satmayı. Bir de size onu anlatmayı unuttum. Gravity Rush'ın bir başka özelliği de yaptığımız yan görevlerle birlikte Cat'i istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Yani sadece kostümleri vesaire değil. Tabii ki oyunda kostümler de var. Ama seviye puanı kazanarak
Cat'i istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Yani istersek yer çekimi tekmesini güçlendirebiliyoruz, istersek maksimum sağlığını arttırabiliyoruz, istersek yer çekimiyle gittiği hızı bile yükseltebiliyoruz. O açıdan çok hızlı hareket ediyorlarmış. Lunar moduna geç. Bu ne? Bu yeni bir şey. Aa peki. Wormhole kick. Havada asılı kalırken mod değiştirip wormhole kick yapabiliyormuşuz 3 defa. Bu Cat'in yeni bir... Evet, bu Cat'in yeni bir özelliği. Böyle ışınlanıyormuşuz gibi yapıp tekme atabiliyoruz. Ama bir de önemli olan şey yer çekimi gücünü iyi kullanmak. Evet, Cat'in bir diğer modu da bu. Nereye gittin sen? Hop! Bayağı kara delik kullanıp ışınlanabiliyor Cat. Hepsini hallettik. Ve normal haline dönebiliyorum. Bu kargoda garip bir şey var. Kargoyu yok et. Bunlar nevi falan mı getiriyor? Ne getiriyor? Ha, Vogo'ya geri dönüp bu kargoyla ne olduğunu sormam lazım. Bir gariplik var. Hemen Vogo'ya gitmem gerek. Gördüğünüz gibi açık dünyaya sahip bir atmosferi var Gravity Rush'ın. Özellikle PlayStation 4'ün motorunu, sistemini kullanan oyun artık böyle daha canlı bir dünyaya sunmuş. Açıkçası böyle havada uçan uzay gemileri ya da hava gemileri diyeyim, bu tür şeyler yoktu ilk oyunda. Tabi bu daha demo olduğu için daha bütün şehri gezemiyorum. İşte bir an önce o bütün şehri gezmek de istiyorum ya açıkçası. Gravity Rush benim beklediğim oyunlarda. Şöyle bir şey var. Bu nedir? Ha, benim yer çekimi gücümü artırıyor. Bir nevi mana gibi. Evet, biliyordum. Neviler var. Vogo, ne saklıyorsun? Bu kargoda ne var? Bunun yani bu mu sebebi? Nevilerin sebebi yani. Sebebiyet veren şey. Tamam, o zaman ben de kendim bulurum ne sakladığını. Hayır, bunu yapamazsın. Çok fazla var. Kargoya üstten bak. Peki. Şurada bir kristal alalım. Jüpiter moduna gir. Bu da yeni gelmiş. Jüpiter moduna geçip saldırdığımız zaman da karaya basıtıp enerjimi biriktirecekmişim. Sonra böyle gökten iniyorum. Güzel. Gayet güzel. Bu tuşlar yoktu ya oyunda. Kare basılı tutuyorum. Ve kafalarına iniyorum şu an. Evet, neredeyse bütün kargoyu yok ettim. Galiba hepsini yok ettim. Nevi, gider misin buradan? Jüpiter tarzı biraz daha ağır vuruş yapıyor ama güçlü. Sanırım hepsini hallettim. Normal yer çekim moduna geri dön. Vogo, bu kasaların içinde ne vardı? Sadece sintetik yer çekim enerjisi. Biraz fazlaydı. Ama tek sorunu da kokusu. Kokuları nevileri çekiyor. Bu yüzden yasaklar, illegaller. Bu yüzden askeri birliğe bunlara haber vermedim. Yani rüzgar götürmüş olmalı. Bunların örtbas etmeye çalıştığım zaman da Banga yerleşkesinin dikkatini çektim. Yani yerleşkede herkesi tutuklayacak. Ne? Nasıl yapabildin? Hemen Banga yerleşkesine geri dön. Hemen dönelim. Askerleri durdur. Normalde Gravity Rush'ta insanlara karşı dövüşmüyorduk. Jüpiter modu. O zaman vallahi bunu siz istediniz. Hiç bana laf yapmayın. Geliyorum.
Bir de Lunar moduna girelim. Bu güzelmiş ya bu olay açıkçası. Ama adamı aşağı attım. Ve şu an onları kaldırıp atabiliyor muyum? Bay bay. Bay bay. Çok canice oldu ama. Nerede asker bir tanesi? Abi ölmedi mi? Aşağı düştü adam. Yani. Adamı kilometrelerce yukarıdan aşağı attım resmen. Ve Raven da geldi. Raven ilk oyunda biraz böyle kötü görünen ama ardından da iyi bir karakter olduğunu gösteren, bizim gibi yer çekimini kullanabilen bir başka karakter. Raven! Yani bağırışlarını şehrin ta öteki ucundan duyabiliyordum. Demek bu askerleri indirmek gerek. Hadi Raven, dövek şunları. Neredeler? Tamam, bunları da indirdik. Başka nerede var? Oo, bu sefer robotlar falan da var. Peki. Jüpiter'i kullanalım diyecektim. Jüpiter'le şunun kafasına vursam. Hop. Galiba indirdim derken evet patladı zaten. O robot da aşağı düştü. Peki. Tamamdır. Hey Raven, biraz acıkmadın mı? Bundan sonra Lao eti yiyebiliriz, bifteyi. Çok güzeller, çok lezzetliler, çok sulu etler. Ha, böyle şeyleri çevirdiğime inanamıyorum. Daha bitirdiğimizi zannetme, daha geliyorlar. Abi indiğimiz şehirde askerlere karşı mı dövüşüyoruz gerçekten? Bu da boss herhalde. Askerlerin gizli silahını yok et. Abi şehri yok ettiniz, şehri. Şöyle kafana bir Jüpiter vuruşu yapayım da gör. Evet, zırhı çok ağır, o yüzden jeneratörlere saldırmamıza yarar var. Şurada bir jeneratör. Vuramıyorum bacaklarından. Bak çekirdeği arkasında. Çekirdeğini kaçırdık. Tamam. Çekirdeği geldi. Güzel. Bayağı hasar verdim. Şöyle fırlatsam. Güzel. Bitirici vuruşu da yapalım. Ne yapıyorsunuz kızlar? Cat, Raven, ne yapıyorsunuz? Bayağı bitirim ikili olmuşlar ya. Bayağı bitirim ikili olmuşlar. Evet. Bangerl eskisinin masumiyeti kanıtlandı. Ama yine de ordunun yaptığı hasar gerçekleşti. Evet, Vogo halen otoritelerden kaçıyormuş. Kaçakçılık yaptığı için. Demo bu kadar. Oynadığın için teşekkürler diyor Japan Studio. Ben teşekkür ederim açıkçası. Çok kısa bir demo ama en azından Gravity Rush 2'nin bana neler sunabileceğini birazcık gördüm. Ve oyuna karşı zaten heyecanlıydım. Ama şöyle olduğunu tekrar söyleyeyim. Yani bu oyun sadece böyle yan görevlerle ve içi boş içerikle
bizlere sunulacak bir yapım olmayacak. Yani demonun menüsten bile görebileceğimiz üzere bir hikaye olacak. Sanıyorsam birliğini kurtarmaya çalışacağız artık bu cihaz her ne ise. Belki de ilk oyundaki gibi işin içerisinde bazı yani nebilerden başka etkenler de olacak. İnsanların kendisi olacak. Ki anlaşılan yer çekiminin yarattığı bu fırtınalar, bu düzensizlik yeniden ortaya çıkacak. Belki yer çekim düzensizliğini kullanmak isteyen insanlar olacak. İlk oyundan spoiler vermek istemediğimden dolayı biraz üstü kapalı anlatıyorum. Ama dediğim gibi Gravity Rush 2 18 ile 20 Ocak arasında bir tarihte Avrupa için satışa sunulacak. Oyunun dağıtımcısı zaten Sony olduğu için ülkemizde oyun satışa sunulacak. Bunda bir şüpheniz olmasın. İsterseniz PSN'den alırsınız, isterseniz kutulu alırsınız. Bu size kalmış ama Gravity Rush'ı biraz beğendiyseniz, ilginizi çektiyse, oynanışı olsun, konsepti olsun vesaire, ilk oyunu da alabilirsiniz. Gravity Rush Remastered olarak PlayStation 4'e çıktı geçen sene. Kasım aylarında zannedersem. Yani yine de Gravity Rush benim beklediğim bir oynanışı daha çok derin, daha eğlenceli, daha ilginç bir şekilde bana sundu. Ve ben açıkçası memnun kaldım. Demo her ne kadar kısa da olsa, Nier'in demosuna oranla çok daha kısa olsa. Açıkçası bu oyunu ben hem ilk bakışını yapmak, hem incelemek, hem de Let's Play çekmeyi de düşünüyorum. Eğer Gravity Rush 2'nin Let's Play'ini istiyorsanız veya merak ediyorsanız ya da herhangi bir bilgi almak istiyorsanız bana yine tekrardan danışabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.